Klasik Frankenstein hikayesinin postmodern bir anlatısı. İskoç yazar Alistair Gray'in aynı isimli romanının sinema versiyonu. Frankenstein'in hikayesindeki geleneksel canavarın yerine bir bebek bedeniyle hayata döndürülmüş güzel ve genç Bella Dexter'ı seyrediyoruz. We don't have to worry about nothing, 'cause we got the fire. 25. karede incelemesi bulunan Kutsal Geyin Ölümü filminin yönetmeni Yorgos Lanthimos filmleriyle adından daha çok söz ettirecek gibi. Bu videoda şu ana kadar 93 ödül kazanan ve tam 11 tane Oscar adaylığı bulunan Poor Things'teyiz. Emma Stone, Poor Things. Poor Things renk kullanımını film boyunca hikayenin akışına göre veriyor. Filmin başında adının sonradan Victoria olduğunu öğreneceğimiz karakterimiz kendisini sulara bırakıyor. Bu bölüm yani filmin açılışı bizlere renkle veriliyor. Çünkü bu sırada karakterimiz her ne kadar hayatında sıkıntılar yaşasa da bu kararını özgür bir şekilde veriyor. Bu andan sonra uzunca bir süre Bella'nın siyah beyaz yaşamına tanıklık ediyoruz. Bella bu yaşamında evin içerisinde sınırlı diyebileceğimiz bir özgürlük alanına sahip ama evin dışarısına çıkamıyor. Kapılar kendisinin yüzüne kapanıyor. Bella çatı katına çıkarak dış dünyayı kendince algılamaya çalışıyor. Yani yaşamı sonuç olarak Dr. Godwin tarafından kısıtlanmış. İşte bu anlar bize siyah beyaz olarak aktarılıyor. Bella'nın üzerinde baskı olduğu ve özgür olmadığı anlar belki de yönetmen tarafından gerçekten yaşanmıyor gibi düşünülmüş olabilir. Bella dış dünyaya açıldıktan sonra adeta renk bombardımanına tutulmamız buna işaret ediyor. Önce renksiz bir yaşam, tuzsuz bir yemek gibi. Bella dış dünyaya adım atar atmaz gerçek anlamda yaşamaya başlıyor. Ve bu anlar bizlere adeta masalımsı sahnelerle veriliyor. Aslında bu renk olayı bize filmi Bella'nın gözünden seyrettiğimizde gösteriyor. Onun dünyasındayız ve Bella'nın algılarıyla seyrediyoruz her şeyi. Örneğin evde Doktor Tanrı da vardı ve orada çok mutluydu. Ama biz evi yine renksiz görüyoruz çünkü Bella'nın iç dünyası o zaman için gerçek anlamda yaşam sevincinden uzaktı. Başka bir açıdan bakarsak dış dünyadaki renklerin bu kadar destansı, bu kadar canlı olmasının nedeni Bella'nın her şeyi ilk kez görmesi. İnsan nisyana müpteladır diye bir söz var. Nisyan unutmak, müptela ise bağımlı anlamına geliyor. İnsan her gün gördüğü ve belki de uğrunda hiçbir bedel ödemeden kolayca elinde bulduğu güzelliklerin ne kadar harika olduğunu unutur. Güneşin doğuşunu seyretmek, yağmur sırasında toprağın kokusunu içerisine çekmek, hatta varsa aranızda benim gibi düşünenler sisli havaların büyüleyici güzelliğini doya doya yaşamak. İşte bunlara alışır insan ve sonra bunların güzelliğini, büyüsünü ve değerini unutur. Constellation dizisinde uzaydan geldikten sonra Erickson dünyanın kokusunu özlediğini söyler. You forget how Earth smells. There's no weather in space. There's no seasons. So it's really nice to feel the autumn and to smell the rain. İşte Bella bunları ilk kez deneyimlediğinden ötürü yaşama ait her şey ona büyülü bir peri masalı gibi gelecektir. İşte dış dünya bu yüzden de bu kadar renkli ve büyüleyici tasvir edilmiş. Bu arada nisyanla beraber yani unutkanlıkla beraber alışkanlık da güzellikleri örten ve onları görünmez hale getiren bir engeldir. Bella Paris'te genel evde çalışmaya başladıktan bir süre sonra bana kötü bir şey oldu, neredeyse hiçbir şey hissedemez oldum demişti. Something terrible has happened, Swanee. I feel almost nothing. Önceleri cinselliğe karşı inanılmaz ilgi duyarken, sonra bunu sınırsızca ve seçimsizce yaşadığından ötürü bu zevkten öte bir alışkanlığa dönüştü ve büyüsü ortadan kayboldu. En sevdiğiniz yemeği bile her gün yerseniz ondan bıkmaya, onun gerçek lezzetini alamamaya başlarsınız. İnsan burnunun ilk anlarda kokuları ayırt edip sonra bunları alamamaya başlaması gibi. İşte bu yüzden ara vermek ve özlemek bir şeylerin ya da birilerinin değerini anlama adına çok önemlidir. Bu arada bazı sahnelerin hem evin içerisinde hem de evin dışında balık gözü denen bir çekimle yapıldığı görülüyor. Bu muhtemelen seyrettiğimiz karakterin bir test deneyi olduğunu göstermek için yapılmış. O bir denek ve aslında o denek de dünyadaki her şeyi kendisi o an deneyimliyor ve biz bir anlamda film boyunca onu gözlemliyoruz.
Acaba Bella'nın beyni önceki haline dönecek mi? Anılarını hatırlayacak mı? Duygusal gelişimi nasıl bir sonuca evrilecek gibi onlarca soru film boyunca aklımızdan çıkmıyor. İşte kamerada çekimde kullanılmış o balık gözü lensi bizlere gözlemci olduğumuz hissini veriyor. Bella filmde medeni toplum olarak somutlaşan ahlaki önermeleri, bireysel sınırları, nelerin ne zaman ve ne şekilde konuşulması gerektiği gibi ince noktaları bilmiyor. Filmin en eğlenceli kısmı zaten burası, onun sözlerini hiçbir süzgeçten geçirme ihtiyacı duymaması. Bella işte böylesi durumlarda ahlaki tabuları alt üst ediyor. İşte bu noktada karşımıza hayatı keşfetmek ve özgür olmak isteyen, ayrıca hiçbir sınırı bulunmayan birisi çıkıyor. Bella'nın kendisini bulma ve hayatı deneyimleme süreci gözlemci konumundaki bizler için de benzersiz deneyimler sunuyor. Bir bebeğin ya da bir çocuğun beynine sahip Bella adeta bir çocuk gibi hiçbir sınırı olmadan gördüğü her şeye dokunmak, mekanları gezmek ve öğrenmek istiyor. Filmde gördüğümüz mekanların hem geleneksel hem de bilim kurgu filmleri gibi detaylandırılması belki de çocukların hayal gücünü yansıtmak içindir. Çünkü Bella söylediğim üzere bir çocuk gibi öğrenme açlığı çekiyor ama aynı zamanda onun hayal gücü yetişkinler gibi sınırlandırılmamış. Bir çocuğun, özellikle de hayal gücü yüksek bir çocuğun dünyayı çok çok farklı yorumlaması, olduğundan daha değişik, daha farklı görmesi normaldir. Bu noktada 25. karede incelemesi bulunan Pan'ın Labirenti filmini hatırlayabilirsiniz. Pan's Labyrinth. Ama Bella'nın tüm tabuları ve kuralları takmadan yaşaması ilginçtir ki filmdeki tüm erkekleri ona bağımlı kılıyor. Aslında ilk bakışta bunun tam tersi olmalıydı. Çakal Duncan örneğin. Bella Paris'te parayı nereden bulduğunu söylediği zaman ona hakaretler ederek güya ondan ayrılıyor. Ama daha sonra görüyoruz ki o Bella'dan asla vazgeçemiyor. Bu aslında ironik bir davranış. Duncan'ın kendi ya da sürekli tekrar ettiği o medeni dünyanın ölçülerine göre bunu yapmaması gerekiyordu. Yani geri dönmemesi gerekiyordu. İşte bu durumda film bize bu tabuların ya da ahlaki kuralların aşk söz konusu olduğunda pek de bir anlam ifade etmediğini gösteriyor. Kadınları kullanıp bir kenara atan, onlardan faydalanmaktan başka bir düşüncesi olmayan Duncan ilk kez böylesine çaresiz bir duruma düşüyor. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim, sana aşık oldum diyor. Defalarca kovulmasına rağmen Bella'dan vazgeçemiyor. Aynı şekilde Dr. Godwin de aslında her ne kadar onun gidişini takmıyor gibi dursa da tam tersiydi. Bella'nın yokluğunda hastalandı. Bella'nın yerini alabilecek bir başka denek buldu onu unutmak için. Hatta Bella'ya mektup gönderdi ve daha önce de ondan mektup aldı. Max de zaten onunla evlenmek istiyor. Bella birkaç kez kendisini bırakıp gitmesine rağmen ondan vazgeçemiyor. Bella'nın gerçek kocası da aynı şekilde ondan vazgeçmiyor, onu eve hapsetmeye çabalıyor. Gitmeye kalkarsan seni vururum diyor. İşte tüm bunlar bir taraftan elde edememenin çekiciliğini gösteriyor. Diğer taraftan da sosyal ya da politik yaşam veya erkeklerin bizzat kendisi tarafından kadınlara yüklenen sorumluluk ya da beklentilerin absürt olduğunu, insan ulaşamadığı her şeyin derisi elde ettiğinin de nankörüdür diye bir söz var. Bu söz Bella'nın yaşamında hayat buluyor sanki. Bella örneğin Duncan'a aşık olsaydı Duncan ona daha gemideyken tekmeyi basacaktı. I have very little to offer in the way of constancy. Just adventure. I see. Duncan bunun hazırlığını yapıyordu ama ona ulaşamadığı için delirmeye başlıyor ve bir süre sonra bir türlü elde edemediği bu kadına çaresizce bağlanıyor. Ona ulaşamadığı zaman da elde edemediği zaman da şeytan benzetmesi yapıyor ya da mutluluğunu engellemeye çalışıyor. İşte filmde gördüğümüz üzere erkek egemen bir toplum kadınlar için farklı isimler altında da olsa belli sınırlar çizmiş. Bunları aşmanın sonucunun ağır olacağını söylüyor ama onları aşan bir kadına da deli gibi aşık oluyorlar. Kendi içerisinde ironi barındıran bir durum resmedilmiş. Bu film özet olarak Bella'nın yetişkin bir kadın bedeninde bir bebek beyniyle yaptığı hayat yolculuğunun hikayesi. Bella bu yolculuğunda kendisini olgunlaştıracak, finaldeki o konfora ulaştıracak pek çok duyguyu hızlı bir şekilde deneyimliyor. Kendisi aşık olmasa da aşkı tadıyor, kıskançlığı görüyor, ihaneti tadıyor, cinselliği deneyimliyor, nefreti, acımasızlığı ve çaresizliği öğreniyor. Hatta bir kısım sosyal akımların ona ne sunduğunu, ne vaat ettiğini de görüyor. Bir tarafta, aşağı tarafta fakirliği görürken aynı anda zenginliği yaşıyor.
İşte tüm bunların sonucu olarak o kendisine bir yol çiziyor. Evlenmek istediği kişiyi ve mesleğini kendisi seçiyor. Aslında onun evlilik anında kocası denen adamla gitmesinin anlamı da bu. Eğer ki orada kocası olduğunu söyleyen adamla gitmeseydi kendi geçmişi, geçmişte nasıl birisi olduğu, neler yaşadığı ve neden intihar ettiği gibi konular onun için hep karanlıkta kalacaktı. İşte bu yüzden bu adamla gidiyor ve içerisindeki karanlıklara ışık tutuyor. Tutuyor ki yolu ve bundan sonra ne yapacağı konusunda içerisinde hiçbir tereddüt kalmasın. Tabii filmde aynen geleneksel Frankenstein filminde gördüğümüz gibi insanın tanrı rolü oynaması da irdelenmiş. Finale geldiğimizde, finalde Bella kendisine yapılanları öğrendikten sonra canavar diye nitelediği tanrı doktorunun rolüne bürünüyor. Onun mirasını devralıyor. Yeni yaratıklara kendi dokunuşlarını katıyor. Aslında eski kocasına canavar doktorun kendisine yaptığından daha acımasızını yapıyor. Ama çaresizlikten ötürü böyle yaptı diye düşünebilirsiniz ama doktor her ne kadar aksini iddia etse de bilim duygulardan arınamıyor. Yaratıcı gücünü, böyle bir gücü eline alan bir insanın işe duygularını karıştırmaması çok zordur. İşte Bella da aslında bunun keyfini sürüyor. Eski kocasının ölmemesini sağlıyor. Yani bir anlamda onun ölmesini ya da yaşamasını sağlayacak bir gücü eline aldı. Bununla da kalmadı, onun beynine bir keçi beyni yerleştirdi. Adama bir keçi olarak yaşamak mı yoksa ölüm mü diye sormadı, bir seçenek vermedi, kararı kendisi verdi. İşte finale bu bağlamda bakarsak Bella'nın kendisine çizdiği yol daha önce eleştirdiği güç ve tanrı rolünün ta kendisiydi.